Dopamin çok önemli bir nörotransmitter. Beyinden salgılanan önemli bir kimyasal. Genel olarak haz veren eylemlerde bulunduğu zaman insanlarda ve hayvanlarda arttığını biliyoruz. Ve genelde serotonin hormonuyla da böyle ismi anılan, yakın temasta olan ve toplum olarak mutluluk hormonu olarak bildiğimiz, bizi iyi hissettiren, böyle bizi yükselten diye ifade ettiğimiz günlük rutinlerde hormonlardan bir tanesi. Bilişsel işlevlerde de dopamin çok önemli bir etkinliği var. Ya beyin için hayati bir kimyasal madde diyebiliriz. Bizi o iyi hissettiren şey, bizi haz aldıran, mutlu eden, zevk veren neyse o yönde davranışlar sergilediğimizde kimyasal olarak beyinde de miktar artış gösteriyor. Şimdi dolayısıyla sosyal medyaya girdiğimiz zaman orada yakınlarımızı görüyoruz, sevdiklerimizi görüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi o algoritmaların getirdiği videolarla, görsellerle ne yapmış oluyoruz? Birçok farklı ürünle temas etmiş oluyoruz. Kişiyle temas etmiş oluyoruz. O bizi iyi hissettiriyor ya, iyi hissettirdikçe miktar da yükseliyor. Miktar yükseldikçe bizim hangi davranışımız artıyor? Pekiştirme davranışımız artıyor. Dur şuna da bakayım. Bir taraftan merak duygusuyla birlikte diğer bütün duygularımız da tetikleniyor. Bir sayfaya giriyoruz. Tanımadığımız bir kişi oluyor bu. Tanımadığımız kişinin sayfasına girip, örnek veriyorum, 1500 tane fotoğraf var, görsel var ya da video var. Hiç üşenmeden kelimeyi bilerek kullanıyorum. Saatler boyunca tek tek inceleyebiliyoruz. Oradaki yorumlara bakabiliyoruz. Ne söylenmiş, kendisi nerede bulunmuş, kimlerle bir arada olmuş, ne yapmış, hayatında nasıl değişiklikler olmuş. Ne yapıyor, neden böyle bir şeye ihtiyacı duyuyoruz? Merak duygusu oluşturuyor. Kendimizle belki bir bağ kuruyoruz orada. Ben de böyle olabilirim. Araştırma, merak, merakla birlikte araştırma, zevk alma, haz duygusu, hazın artışı. Zaten dopamin miktarının yükselişine sebep oluyor. Çünkü orada ne yapıyor kişi? Daha çok öğrenmek, daha çok hani ama kişiye dair öğrenmek. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı olabilir, egzersiz bağımlılığı, spor bağımlılığı olabilir, internet bağımlılığı olabilir, oyun bağımlılığı olabilir, sosyal medya bağımlılığı olabilir. Dopamin seviyesinin normalden çok daha yüksek seviyelerde salgılandığını biliyoruz ve bunun da beraberinde depresif süreci birlikte getirdiğini gözlemliyoruz. Bu süreç nasıl geliyor? Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin belli bir düzeyde salgılanırken bu tür bağımlılık yapabilen davranışlarda ya da madde bağımlılığında normalin çok daha üzerinde salgılanıyor ve bir müddet sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli olmadığını biliyoruz. Dopamin seviyesi tükendiği için ve aynı zamanda dopaminlerin etki edici reseptör sayısı da azaldığı için kişi aynı keyfi, aynı hazzı alabilmek adına o işle daha fazla uğraşmaya başlıyor. Tolerans gelişmeye başlıyor. Daha fazla vakit ayırmaya başlıyor. Hayatında daha önemli yer kaplamaya başlıyor. Bakıldığı zaman dopaminin belirli miktarlarda haz vermesi, kişiyi hayata bağlaması söz konusu ama normalin çok üzerinde salgılandığı zaman ki bağımlılık konusu dediğim gibi o da karşımıza çok ciddi sıkıntılarla birlikte gelebiliyor bu işler. Evet, bağımlılık kategorisinde yer alıyor. Madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi bağımlılıklar. Evet, pornografi gibi bağımlılıklarda da artık yerini almış durumda. Maalesef biliyoruz ki yurt dışında da bizim ülkemizde de yapılan çalışmalar var ve hastane yatış sürecine kadar giden vakalarla da karşılaştığımızı biz biliyoruz. Patolojik boyutta karşılaştığımız durumlar. Çünkü kişi hem günlük rutinini, yaşamındaki önemli noktaları kaçırıyor, yaşamla, gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor, gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Biz biliyoruz ki eksikliğinde de bazı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz, fazlalığında da bazı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Potansiyeli oldukça yüksek, bu potansiyeli durdurabilmek için de odağımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani günlük rutinimde benim eksik bıraktığım neler var,
bu saatleri önce ne kadar burada kalıyorum ve bu saatler beni ne kadar etkiliyor, günlük rutinimi ne kadar etkiliyor, bu soruları cevapladıktan sonra aşama aşama sınırlamakta fayda var diye söyleyebiliriz. Çünkü potansiyel oldukça yüksek. Her bir sayfa, her bir baktığımız görsel ya da işte orada bizim duyularımız etkileniyor. Çünkü video işitiyoruz, izliyoruz, geri geliyor, tad alıyoruz, tadına da dokunuyoruz. Ve buna bağlı olarak da ne yapıyor? Bizdeki yine o kimyasalı da dopamin kimyasalı da yükseltiyor ve bir sonrasına davranış sergilememize neden oluyor. Yani sınır getirebilmek çok önemli. Burada kişinin tabii ki kendisini tanıması gerekiyor. Kendimize itiraf etmek istemeyebiliyoruz. Ya yok ya, ben o kadar, hani başkası için söylüyoruz ya, saatlerce telefon elinde bir araya geldik, oturduk, hiç iki kelime konuşamadık. Bir de kendimize bir bakalım, davranış boyutumuza bakalım. Ya acaba ben ne yapıyorum? Temas edebiliyor muyum? İletişim kuruyor muyum? Sağlıklı iletişim kurmak adına ben ne yapıyorum? Ne kadar vaktimi burada geçirdim? Vakti burada geçirdiğim sırada diğer kişilerle olan ilişkilerim nasıl? Günlük rutinim nasıl etkilendi ve sınır getirebiliyor muyum? En önemli soru. Sosyal medya kalsın hayatımızda, tamam güzel, ama onun da bir yeri olsun.